Selamlar. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Umarım mübarek Ramazan ayını şu havaların da biraz daha serin olmasıyla iyi bir şekilde geçiriyorsunuzdur. Bugün 27 Mart 2023 ve yine karşınızdayız ve seçim hattına yavaş yavaş Türkiye iyiden iyiye girmeye başladı. Türkiye artık 4 Cumhurbaşkanı adayıyla seçimlere gideceğini netleştirmiş durumda. Gerçi bu akşam son nokta koyulacak ama gördüğümüz kadarıyla Muharrem İnce ve Sinan Bey de Sinan Ülgen de yarışa katıldılar ve önümüzdeki yani 14 Mayıs günü pusulada 4 isim olacak. Hafta sonu siyasette hareketli saatler yaşandı, hareketli manevralar vardı. Her zaman olduğu gibi Sinan Oğan da katılacak. Ülgen dedim, özür dilerim Sinan Bey'den. Bayağı hareketli bir hafta sonuydu. Özellikle imza kampanyalarında bir heyecan vardı. Yani hem Muharrem İnce hem Sinan Oğan acaba 100 bin imzayı bulacaklar mı stresini yaşadılar. Gerçi Muharrem İnce'ye bakarsanız bir taktik olarak ilk günde bitirmediler. Hani ilk gün bitirseler AK Parti kazanacak diyorlardı ama yine de bir stres yaşandığını söyleyebiliriz. Stresin sonrasında yapılan açıklamalar da ilginçti. İsterseniz Muharrem İnce'nin kıyametler kopartan o açıklamasına bakalım. İsterseniz gözünüzü kapatın ve bir şey yapın. Bu açıklamayı kim yapıyor? Bir tahmin edin. Ondan sonra gözünüzü açın diyeceğim ama hadi bunu yapmayalım. Direkt dinleyelim. Bakın ne dedi hafta sonu Muharrem İnce 100 bin imzayı topladıktan sonra kameraların karşısına geçti ve şu cümleleri kurdu. Yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde sanatçılar. Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler, ben salon... Yani Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler ritüelinden hepimize gına geldiği için bu yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin doğal olarak büyük bir tepki uyandırdı. Gonca Vustateri hiç lafı dolandırmadan demiş ki Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin diye bir tweet atmış. Gonca Vustateri zaten lafı dolandıran bir insan değil. Aklına geleni gayet net bir şekilde ifade etmeyi başaran bir sanatçı. Getirin diğer tweetleri. Fazıl Say bayağı bir şey oldu. Fazıl Say özellikle bu tür anlarda biraz frene basmıyor. Ben de eskiden böyleydim. Ben de abicim biraz da yalnız kalınca insan herhalde böyle oluyor. Hani Fazıl Say Boğaz'a bakan bir yerde oturmuyor ama belki viski içmiş olabilir. Bir şey demiyorum yani. Hani. Yine de çok sert bir açıklama yaptı. Hatta lafa ulanlı falan da girdi. Hatta işi Güney Kore'de imza toplanan gorillere kadar getirdi. Bu kadar kritik bir seçimde başarmak, aydınlığa varmak bu kadar yakınken bir araya gelmeyi başarmış, muhalefetin oylarını gözlükmüş. Bu halka kötülük, bu bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RT vakasına verecek lüksü yok dedi. Ve de alacağı o %2 olsa ne olur, 3 olsa ne olur falan tweet'i gördünüz herhalde bayağı bir saydırdı. Şahan da buna tepki gösterdi. Şahan Gökbakar da mükemmel bir konuşma metni yazarımız aynı olabilir mi diyor. Erdoğan'ın metin yazarını kastediyor. Ve de o da dalgasını geçmiş, eleştirmiş. Başka kimden var? Genelde tabii sosyal medyada aktif olan sanatçılardan bahsediyorum. Diğer sanatçı tayfasında da çok hoş karşılandığını söylemem. Gökhan Özoğuz da bir tepki gösterdi. Tek tek okumuyorum. Görmüşsünüzdür sosyal medyada belki. Başka kim göstermiş? Ahmet Ümit de sanırım bir şey gösterdi. Şu anda Muharrem İnce'nin sosyal medyada iki tane savunucusu var. Bir tanesi Jahreyn, diğeri de Erlik mi? Erlik de mi Muharremci şu anda? Tabii ben şimdi Muharrem İnce'nin bu manevrasını, işte bu sözlerini yani çok kabul edilesi sözler değil ama sinirleri bozuk. Bu konuda çok başarılı değil Muharrem Bey. Özüyle sözü bir olmayı bazen hani bu tür klişe repliklere kadar indirmeyi çok doğru bulmuyorum ben açık söyleyeyim. Ama şunu da doğru bulmuyorum. İşte en son Meral Akşener masadan kalktığında Fazıl Say sifonu çekin diye tweet attı. Sonra ne oldu? Meral Akşener masaya döndü.
tweetler alelacele silindi falan filan. Şimdi Muharrem İnce bu haliyle baktığınızda bir nevi Truva atı gibi. Yani çünkü Muharrem İnce'nin oy alacağı yer CHP seçmeni, işte Atatürkçü seçmen, İyi Parti'nin seçmeni. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin alacağı %4 oy, 5 oy artık bilmiyoruz %1 mi? Şimdi 100 bin imzayı 4 günde toparlayabildi. Belki de biz çok gözümüzde büyütüyoruz. Yani biz acaba diyorum ki ya biz mi çok fazla şey yapıyoruz? Yani 4 günde bir imzayı toplamak, 100 bin imzayı toplayamıyorsun. 27 milyon oy alacağım ve de işte ne bileyim hadi 1,5 milyon oy alacağım diyorsun. Belki de biz gözümüzde büyütüyoruz ama bu tür küçümsemelere girmeyi de doğru bulmuyorum. Böylesine kritik bir seçimde. Bence burada Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir görev düşüyor. Nasıl Ahmet Davutoğlu'yla, nasıl işte Ali Babacan'la, Demokrat Parti'yle, Temel Bey'le, hatta Meral Hanım'la pazarlık yaptıysa, sinirleri sakin bir şekilde konuştuysa, bence Muharrem İnce'yi de aynı masaya oturup ikna etmesi gerekli diye düşünüyorum. O yüzden bu tweetleri biraz ben alelacele hani şey değil, yarın bir gün belki de CHP koalisyonunun bir parçası olarak görebiliriz. Fatih İnce şu anda chatten diyor ki CHP'den ayrılmamalıydı Cüneyt abi Muharrem Bey. Evet ama yani şöyle düşün sevgili Fatih. Ya ayrılıyor ama ya abi 5 dakikada değişiyor bütün bu işler diyorum. Meral Hanım da masadan kalkmamalıydı belki de. Ama bazen bu tür şeyler belki siyasetin bir parçası. Şimdi bu noktadan sonra Muharrem İnce yarıştan çekilir mi bilmiyorum. Yani bu haliyle giderse ve hani bu iş ikinci tura kalırsa diye daha önce söylemiştim. Bir kaybet kaybet sarmalında şu anda Muharrem İnce. Bunu zeki bir şekilde kendi lehine çevirirse eyvallah ama herkesin sinirlerini gelip yani ben fazla sayın sert ifade ettiğini düşünüyorum kendisine ama sözlerinin sonuçta pek çok kişinin de düşüncesinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ben bu topa geçen Ağustos ayında girdim. Farkındaysanız. Dedim ki ya masanın dayatmasıyla değil. Yani tartışmak lazım demiştim. Ve de o tartışma benim için Kemal Kılıçdaroğlu ve işte altılı masa, beşli masadan iki aday daha ekledik. Çıkıp Voltran'ı kurdukları an benim için bitmiştir tartışma. Artık bu saatten sonra hatta biliyorsunuz dedim ki ya eğer her kim ki etrafınızda yok efendim biz onu beğenmedik, sandığa gitmiyoruz, protesto ediyoruz selam derse bir tane şaplığa patlatın ensesine dedim. Benden de selam söyleyin demiştim. Şimdi burada artık yani şimdi burada artık sandığa gitmemek diye bir şey söz konusu değil. Aklı olan herkes gider. Ama şu anda öyle bir sistem yaratılmış durumda ki Muharrem Bey'in kendi içindeki bu öfkesi bambaşka bir şeye de evrilebilir. Ben pek acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Muharrem İnce gibi zeki bir politikacının da bir noktada altılı masaya bak Fatih de diyor ki benim aldığım bilgilere göre seçimden çekilecek abi kaynağım sağlam diyor Fatih. Bilmiyorum bizim ben öyle bilgi almadım. Sadece ben bir hani buna İngilizler wishful thinking diyorlar. Onun bir parçası olarak umarım çekilir. Yani bunu da şey olarak söylemiyorum. Hani ya Millet İttifakı'nın bir parçası var ya şimdi bütün yorumcular Millet İttifakı. Yani Millet İttifakı'nı destekleyenlerle Muharrem İnce'yi destekleyenler yani Erdoğan karşıtları şu anda aynı şeydeler. Ve de bu atmosferde Muharrem İnce'nin çekilmesini isterler. Ve de inanın çekilmezse de Muharrem İnce sokağa çıkamaz bak. Bu büyük bir laf ediyorum ama inanın sokağa çıkamaz. Yani sokağa çıkamaz derken kendi çevresinde çıkamaz yani. Yoksa çıkar dolaşır. Neyse ilginç bir siyasi durumla karşı karşıyayız. Benzer bir durumda Fatih Erbakan biliyorsunuz önce dedi ki biz Cumhur İttifakı'na katılmıyoruz dedi. Sonra da hafta sonu yine 5 dakikada değil yani kaç saatte işte birkaç saatte değişti bütün işler. Ve Fatih Erbakan Yeni Refah Partisi biz Cumhur İttifakı'na katılıyoruz dedi. Hatta yani partililer oy topluyorlar. Adamlar inanamıyorlar. Hani böyle bakıyorlar telefonu ya demiş olabilir mi ya? Yani bir dakika demiş mi? Nasıl demiş ya bu bir spekülasyon olmasın diye aç mı sesini? Bu ilk şeydeki konuşması mı? Çıktığında. Sesini de verelim. Değerli vatandaşlarımıza da teşekkürler ediyorum. Selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Mübarek Ramazan ayını
hem milletimizin hem İslam aleminin. Evet, bu yaptığı ilk konuşmada biz girmiyoruz diyordu. Herkes bağırıyordu. Ne oldu şimdi? Bak görüyorsunuz yani ne kadar hızlı değişiyor. O kadar hızlı dönüşler var ki arkadan partililer yetişemiyor yani bütün bu dönüşlere. Tamam, sesini alabilirsiniz arkadaşlar. Ben o yüzden hani tabii şimdi Fatih Erbakan'ın mesela Adnan Oktarcılar'la arkadaşlıkları da konuşulmaya başlandı değil mi? Meğerse öyle bir arkadaşlıklar da varmış. Kapalı kapılar ardında ne oldu, ne bitti bilmiyoruz ama herhalde Cumhur İttifakı adı dışında son yıllarda Türkiye'nin gördüğü en ilginç ittifaklardan bir tanesi. Şimdi hani Mustafa Varank, birazdan geleceğiz Varank'a, sallıyor ya şey diye. Ya işte bunlar bu 7 kişi nasıl yönetecekler? E abi burada Hüdapar var, MHP var, Yeniden Refah var, AK Parti var, daha BBP var. Burası kaç tane oldu? Doğu Perinçek'i de dışarıdan say. Neredeyse 7-8 tane bir ittifak var yani. Orada koalisyon var da burada yok mu? Burada da var yani. Üstelik yani bu Cumhur İttifakı'nın kurduğu bu yeni İttifakın işte Yeni Refah Partisi'nin kadınlara bakışı, Hüdapar'ın eğitime bakışı. Yani gel de şimdi Selahattin Demirtaş gibi tüylerin diken diken olmasın bir yazı yollayıp ya bunun adı Taliban İttifakı deme. Yani bir kesim için en azından benim için değil de bir kesim için de hani ya böyle bir ittifak belki de Cumhur İttifakı hani yarın bir gün böylesine ortaklarla ki herhalde bu ortaklarda durduk yere gelmediler. Dediler ki biz şunu yapmak istiyoruz. Tamam 30 madde verdi Yeni Refah Partisi. Cumhur İttifakı da dedi ki herhalde AK Parti en azından. Ya 30 olmaz da 3 tanesini yaparız. İyi de o 3 tanesi hangisi? Zinayı yasaklayalım. İşte kadınlara yönelik bütün hakları geriye çekelim. Zaten bir grup marjinalistleriyle İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmiş durumda. Yani şimdi yeni bu ittifakta ben mesela düne kadar diyordum ki ya bu seçimde artık bir numaralı konu deprem olacak. Şu anda hala aynı yerde duruyor ama 2 numaralı konu şu anda Cumhur İttifakı'nın yeni paydaşlarıyla çizdiği tablo kadınlar için aman Allah'ım yani hani orayı bir netleştirmesi lazım Cumhur İttifakı'nın. Çünkü şu haliyle baktığınızda yani herhangi muhalif şey olsam ne Meral Akşener olsam Kemal Kılıçdaroğlu olsam derim ki ya bir deprem biz şunu yapacağız. Yani iki karşıdaki tabloya bakar mısınız yani Yeniden Refah'ın yani ya Fatih Erbakan elinde kuyruklu insan fotoğrafları falan çıkartıp işte biz aşıya karşıyız diyordu yani. Bunu görmedik mi? Hüdapar şimdi desin dursun biz Hizbullah'la alakamız yok şey yok. E tamam eğitime bakışı, dünyaya bakışı yani MHP'nin durduğu yer. Ya AK Parti çok ılımlı bir yer olarak kaldı yani bütün bu şeylere baktığınızda. Herkes bir şeyin ucunda. Herkes sağ tarafın en uçlarına doğru yayılmış. Bir ittifakla karşı karşıyayız. Nasıl olacak bu işler? İnanın bilmiyorum.